Real TV Amerika'dan haber verir. Amerika'nın ev sahipliğinde bugün gerçekleştirilen Harici İşler Nazirlerinin katıldığı Afganistan toplantısı sona erdi. Bunu zaten gün içinde de sizlere aktarmıştık. İşte bu toplantıya Amerika, Türkiye, Kanada, diğer birçok ülke, aslında Avrupa Birliği, NATO temsilcileri, İtalya, İngiltere gibi ülkeler katıldı. İşte bu görüşmeyle ilgili bilgi veren bir nazirlik yetkilisi, nazirlerin Afganistan halkına verdikleri kalıcı destekte birlik halinde kalmanın önemi üzerine anlaştıklarını söyledi. Amerikalı yetkili devamında ise şöyle bir açıklama yaptı. Bakanlar, yani nazirler, güvenli geçiş için baskı yapmaya devam etmeyi kabul ettiler dedi ve Afgan liderleri arasında devam eden diyaloğa ve yakın gelecekteki hükümette tüm Afganların kapsayıcılık ilkesine ve onların haklarına sahip olmasının önemini desteklediklerini yine dediler şeklinde konuştu. Özellikle de Afgan halkının, özellikle kadın ve kız çocuklarının haklarını desteklemeye çalışmak için her türlü ekonomik, diplomatik, siyasi aracı kullanmaya devam edeceklerini açıkça ortaya koyduklarını söyledi. Ve Afganistan'ın Amerika'ya zarar vermeye çalışan terörist gruplar için güvenli bir sığınak haline gelmemesini sağlamak için çalışacağız yorumunu yaptılar, bunu vurguladılar. Ayrıca Amerikalı yetkili şuna da değindi, Amerika'nın Taliban'la temasının zorunluluktan kaynaklandığını belirtip temel insan haklarına ve terörle mücadele taahhütlerine bağlı kalınırsa tanınmalarının mümkün olabileceğini söyledi. Ancak bu yakın zamanda olmayacaktır ifadesinde kullandı. Tabii yaklaşık birkaç saat önce Amerika Savunma Bakanlığı Afganistan'dan çekilmenin tamamlandığını, yani 122 binden fazla insanın bölgeden hava yoluyla tahliye edildiğini duyurdu. Ancak daha fazla Amerika vatandaşı ve uygun Afganların ülkeden ayrılmasını sağlamak içinse diplomatik misyon dedikleri, yani diplomatik tahliye işlemine devam edecekler ve devam ediyor diyebiliriz. Amerika'dan bugün aktaracaklarımız bu kadardı. Özlem Şen Yaşar, Real TV, Washington.